İstanbul Grup Dental'e hoş geldiniz. Bir dişten daha fazlasının bugünkü konuğu Berk Ali Çatal. Hoş geldin Berk, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, beni kırmadın, geldin, çok mutlu ettin. Ne demek abi, her zaman. Çok teşekkürler. O zaman başlıyorum vakit kaybetmeden. Başlayalım. İstanbul Grup Dental ile yollarınız nasıl kesişti? Vallahi Onur Seyit Yaran sağ olsun. Ben ilk ondan duydum. Yani ondan gördüm. Tavsiye edip etmediğini sordum. Zaten kafamda vardı uzun süredir böyle hem iletişimimi iyi kurabileceğim hem de güvenebileceğim. Aynı zamanda doktorlarında böyle istediğim zaman arayıp ulaşabileceğim bir yer istiyordum böyle. Bazı yerler, klinikler mesela böyle asla böyle şey gibi yani hiçbir şekilde ulaşamıyorsun onlara. Enerjimiz tuttu o zaman. Aynen öyle, enerjimiz de tutunca güzel oldu, iyi de oldu bence. Çok çok mutlu olduk biz de seninle birlikte olduğumuz için. Buradan Onur'a da teşekkür ediyoruz. Hani şu an hayatınla ilgili bir hayalin var mı? Paylaşmak ister misin? Var, var tabii ki var. Yani sonuçta içinde bulunduğum yol, yani ben en başından beri uzun süredir oyunculuk eğitimi vesaire aldım. Kendi bulunduğum noktada daha ne kadar öteye gidebilirim? Kendimi geliştirmek adına neler yapabilirim? Duyum aldım. Aldığım duyuma göre ayakkabılara karşı çok büyük bir ilgim varmış. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani söylenecek bir şey yok yani. %100 doğru yani. Ayakkabılara karşı garip bir şeyim var, duygum var. Kariyerinde en sevdiğin, oynamış olduğun karakter hangisi? Şu an oynadığım ya, kardeşlerimde oynadığım Tolga Barçın'ın yeri bende çok ayrı. Ama karakter olarak yani dediğim gibi derinine inebildiğim, malzemesi çok fazla olan, aynı zamanda ne bileyim oynanabilirlik ihtimali çok fazla olan, çok farklı detaylara sahip olan, hem ailevi hayatı hem genel sosyal hayat olarak vesaire yani çok farklı bir hayatı olduğu için Tolga Barçın. Ama tabii ki mesela içimde kalan bir şey var yani, mesela Söz dizisinde yer almıştım ve Çolak'ın onu oynamıştım ve orada yani çok farklı bir karakterdi. Yani kel, kaşı yok, belli bir hastalığı var. Çok özür dilerim. Öyle bir yere geldi ki bir sonraki soru, Söz dizisinde oynadığın karakterin görünüşü nasıl ortaya çıktı? Birleştirelim soruyu. Ya aslında nasıl ortaya çıktı diye bir hastalık var. Vücudunda hiç tüy olmuyor. Sararmıyor gibi. Sararmıyor. Bayağı yok. Hiç yok. Yani sararma gibi bir şey değil. Kaşı ve saçı yok. Ve vücudunda da tüy yok. Hiçbir şekilde kirpikleri bile görünmüyor. Mesela. O kısımdayım işte. Tamamen saçını ve kaşını kestin mi yoksa? Evet, kestim. Makyaj değil, kestim. Yani o kararı nasıl aldın? Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. 4 dakikada aldım o kararı. 4 dakikada aldım. Trafikteydim ve trafikte 4 dakikada aldım bu kararı. Kariyerine baktığımda bulunduğun her proje ses getiren proje. İşte Çukur, Muhteşem Yüzyıl, Söz. Hepsi dönemlerinde hep zirvede yer almış, uzun süre devam etmiş projeler. Kariyer planlaman vardı da mı bu sonuç ortaya çıktı yoksa şans mıydı, neydi? Ya ben en başından beri önüme bir şey sunulsun ve yani bunu nasıl diyeyim sana en iyi şekilde oynayayım. Ya en iyi şekilde oynamak istedim. Yani keyif almak istiyorum aslında yaptığım meslekten. Çok şükür şu anda keyif de alıyorum yani. Oralarda da yani bana verilen karakterlerden tabii seçtin ama değil mi bunları özellikle? Seçmek demeyelim. Tabii o zamanlar çok başındaydım yani. İlk adımları atarken sizin öyle seçeyim edeyim bilmem ne gibi şeyleriniz çok fazla olmuyor. Daha ziyade hani birileri size bir şans tanıyor ve siz oradan bir yola adım atıyorsunuz ve bu attığınız adımı en iyi şekilde değerlendirmenin peşinde oluyorsunuz. Buz ile bir bağın varmış. Anlatmak ister misin? Bazı insanların rutinleri vardır sabah kalktıklarında. Benimki de aslında bir rutin. Yani ne bileyim cildime vesaire hani genel olarak görünüşünüze biliyorsun. Hani birazcık televizyon yani ekran önünde olduğun, insanların sürekli izlediğini ve ne bileyim dışarıda göz önünde olduğun için. Ama ben zaten öncesinde de dikkat ediyordum yani. Şu anda belki bir tık daha artmıştır yani. Yani ne bileyim böyle sabahları kalktığımda işte kafamı buz kovasının içine falan soktuğum olur yani yüzümü. Hani iyi geliyor herhalde. Çok iyi geliyor hem ayılmak anlamında hem işte genel olarak. Mesela bakalım şöyle bir Balkan, böyle soğuk ülkelere bak mesela. Herkesin yüzümüzü çok gergin, ciltleri falan çok temiz, çok düzgün. İşte bunun sebebi işte soğuk iklimler. Yani ben de o yüzden benim buzlu olan bağım da biraz ondan. Ama aynı zamanda şunu da sağlıyor. Mesela tıraş olduktan sonra falan çok cilde iyi gelen bir şey. Gözenekleri aynı zamanda sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. Berk'cim ikinci bölümümüze geldik. Evet hayır bölümü. Cevapların sadece evet ya da hayır olacak. Evet ya da hayır dışında herhangi bir kelime olmayacak ya da duraksamayacaksın. Evet. Hazırsan başlıyoruz Berk'cim. Artık sakal bırakmayı istemiyorum. Böyle baby face hoştur. Evet ya da hayır. Evet. Evet. Dondurma çok seviyorum ama çok seviyorum. Yes, evet. İki gün spor yapmazsam mutsuz olurum. Kafama takarım.
Evet, evet, çok iyi. Diş hekiminden korkmuyorum. Evet. En sevdiğim yemek fırında makarna. Fırında makarnanın 50 tonu. Evet. Her gün buz kompres yapmayınca çıldırıyorum. Sabah akşam cildime yapmam lazım. Hayır. Hayır. Peki. Nilsu Yılmaz mı? Evet. Evet. Dişlerim İstanbul Grup Dental'e emanet. Evet. Evet. Nusret'cim bugün çok iş düşmedi sana. Evet. Diş bilgisi bölümümüze geldik. 5 tane soru soracağım. Ne? Şıkları var. Şıkları var. Bir tane joker hakkım var. Kaç soru? 5. 5 soru. Şıkları var. Bir tane joker hakkım var. 5'te 1 yaparım. Hadi bakalım. Başlıyorum. Ağız içerisinde çıkan yaraya ne denir? Aft. A. Uçuk. B. Kaçık. C. Aft. D. Şaftı. Ama Berk sağ olsun aft dedi ve bildi. Ağzımızda kaç adet köpek dişi vardır? A. Şıkkı 4 adet. B. Şıkkı 6 adet. C. Şıkkı 8 adet. D. Şıkkı 2 adet. 4. Berk yine bildi. Devam ediyoruz. İnsan vücudundaki en sert doku nedir? A. Kas. B. Kemik. C. Kıkırdak. D. Diş minesi. Diştir herhalde ya. Evet, cevap. Dişi koyduysan diştir herhalde. Evet, diş minesi doğru cevap. Diş hekimliğinde detertıraş diye adlandırılan işlemin diğer adı nedir? A. Şıkkı diş parlatma. B. Şıkkı beyazlatma. C. Şıkkı diş eti temizliği. D. Şıkkı diş taşı temizliği. Taşı. Diş taşı temizliği. Yani diş eti değil sanki. Doğru. Diş taşı temizliği. Son soru ve joker hakkını kullanmak zorundasın. E hadi. Süt dişlerimizin çıkması tamamlandığında ağzımızda toplam kaç adet süt dişimiz olur? A. Şıkkı 32. B. Şıkkı 14. C. Şıkkı 20. D. Şıkkı 28. Kimi arayacaksın Berk? Vallahi ben annemi arayacağım çünkü. Yani nasıl arz edersen. Ya. Tabii ki. Ama riski de bir arama. Bir şey olmaz. İnşallah bilir o zaman diyelim annemiz. Berk Ali Çatal'ın annesini belki de ilk defa bir ekranda duyacağız sesini. Evet. Anne. Canım. Şimdi sana bir şey soracağım. Ben süt dişlerimizin çıkması tamamlandığında bu işte bebeklerin 6. ayında falan tamamlanıyormuş. Başlıyor 12-13 yaşa kadar. 12-13 yaşa kadar herhalde devam ediyormuş. Tamamlandığında toplam kaç süt dişi çıkmış olur? Toplamda kaç süt dişi çıkmış 14, olabilir? 14-20. 28-32. 14-20-28-32 anne. Hangisi? Sanırım 24 olması lazım. Şıklarda 20 var, 28 var. 20 var, 28. Yani ortasını buldunuz. İkisinden biri doğru. 20 var, 28 var. Evet. 32 ve 14'ü eledik. 24 dediğiniz için. Bir saniye. Onu elediniz. Evet. 20, 28 var. Evet. 28 olmaz çünkü azı dişlerimiz o var. Zaman, 20'dir o zaman. Sizi çok tebrik ediyoruz. Çok doğru bir tercihte bulundu Berk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel aktık. Yetenek bölümümüze geldik. Hadi bakalım. Yetenekle ilgili bir araştırma yaptım. Hı. Aldığım bilgiye göre ezberin çok kuvvetliymiş. Bunu test etmek adına sen de uygun görürsen. Hı. Buraya iki tane cep numarası yazdım. Tamam. Bir de cümle yazdım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kelime, 11 kelimelik bir cümle yazdım. Tamam. Artık orada ne kadar süre bakıp daha sonra bize telaffuz etmez istersen konu sende. Tamam. Şu şekilde veriyorum. Üst tarafta cep numaralarımız. 0543 0544 cümlemiz var hemen altta. Bunu önce sesli okuyacağım. Oku. Zirkonyum diş kaplama, zirkonyum dioksit altyapısına sahip porselen diş kaplaması yöntemidir. Zirkonyum diş kaplama, zirkonyum dioksit altyapısına sahip porselen diş kaplama yöntemidir. Ve bir alkış artık olsun arkadaşlar. Şimdi hediye bölümümüze geldik. Sona da geldiğimizin göstergesi. Hadi bakalım. Her misafirimize buradan bir hediye ile gönderiyoruz. Burada açmasını da rica ediyoruz. Senin hediyelerinde Nusret'cim çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Bunlar umarım doğru tercihler yapmışımdır. Açarsan çok sevinirim. Hepsini açacağım. Lütfen. Aralarında mı seçiyorum? Hepsi senin. Hepsi senin. Lütfen. Bundan başlayalım. Şimdi burada sana hediyeleri alırken sporla olan ilgini ve tutkunu bildiğim için
Muhtemelen belki dahilerine de sahip olabilirsin ama evde en azından spora gidemediğinde üzüldüğün zamanlar oluyor ya. Orada ufak ufak böyle anlık 5 dakikanı 10 dakikanı ayırıp da böyle kendini mutlu edebileceğin, vücudunu tatmin edebileceğin birkaç tane hediyem var. Bakabilirsin, inşallah beğenirsin. Bu herhalde şınav çekerken mi kullanılıyor bar? Ya bunu her şeyi kullanırsın ya. Var mıydı aynı evde? Ya hayır yok. Birde bir. Devam edelim. Şaplarım yok. Birde bir. Devam ediyoruz. Açalım. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Yok. Yani sıfır spor. Var mıydı evde? Şey rola. Egzersiz tekerleği. Egzersiz bir yolum da yok. Var. Bu da 2'de 2. 2'de 2. Aç abi onu da. Hepsidir. Salon mu kırıyoruz? Yani? Bilmiyorum abi. Bu da yoktur diye düşünüyorum. Bu yok ama bunun bu bayağı işime yarar ya. Vallahi. Tabii yani sabahları bazen idmana gitmeden önce evde bir vücudunu açmak iyi oluyor ya. Yani. Bunu açarım. Mutlu oldun mu? Ben mutlu oldum ya. Bunlar çok işime yarar benim. Gökçen getir. Bir de sürprizimiz var. Alalım hemen Nusret'cim. Ne bu? Bu senin hayatta en çok sevdiğin yemek. Bu şekilde peynirli herhalde bilmiyorum. Öyle tabii öyle olmazsa fırında. Bu değil mi? Ne olmuyor bu. Bu. Arkadaşlar bu. Evet bir programın daha sonuna geldik. Takip edeceğinizi ve beğeneceğinizi ümit ederek unutmayın diyorum. İstanbul Grup Dental bir dişten daha fazlası. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Abone olmayı unutmayın. Yani abone de olun. Belki kırmayın.